İnna alhamdulillah, nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahi fela mudillela ve men mudlil fela hadiyela ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Evet arkadaşlar, Ramazan'dan sonra toplu olarak artık Rabbimizin izniyle ilk hadis dersimiz Cami Sahih, yani Sahih Müslüm'ün Ramazan'dan sonraki beraber olmamızın ilk dersi. Allah-u Teala bizim bu birliğimizi hayırlara sebep kılsın. Birbirimize hayırda yarışa giden, hayırda yarışa giren kullardan eylesin ve hayatını bu şekilde aziz ve celil olan Allah'a vakfeden kimselerden bizleri eylesin. Bizleri bu hayatta Müslüman olarak yaşayıp ve Müslüman olarak kendisine kavuşmayı lütfetsin. Bizden sonra gelecek olan nesillere hayırlı bir miras bırakmayı ve bizden sonra bizi hayırla yad edecek ameller işlemeyi Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin. Tabi biz hadis derslerimiz işte ortalama 7-8 sene önce Bukhari ile başlamıştık. Anladığınızda Bukhari bitti. Şimdi de Müslüm'deyiz. Sahih Müslüm'ü de işliyoruz. Tabi zamanlar farklı oluyor. Ortamlar farklı oluyor. Durumlar değişiyor. Bizler de dediğimiz gibi niyetimiz, hedefimiz şudur ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bu toplumda özellikle tabi kendimiz bunları yaşamamız ve insanlara da gücümüzün ettiği nispette bunları götürmek, bunları ulaştırmak. Çünkü alimler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri gereğince, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte veda hutbesinde burada şahit olanlar, gayip olanlara ulaştırsınlar. Nice taşıyıcılar vardır ki taşıyan ondan daha iyi fıkh eder. Veya benden bir söz işitip de onu başkasına götüren kimsenin Allah yüzünü ak etsin. Evet, işte birçokları yani bunun için kitap telif etmişler. Mesela İmam Nevevi bunlardan birisi. Yani bunun için kitap telif etmişler ve belki de yani bu bereketle bu işe girişinden dolayı İmam Nevevi'nin bu kitabı yazıldığı günden işte bugüne kadar bütün dünya Müslümanların, hatta Müslüman olmayan kimselerin bilmiş olduğu, okumuş olduğu bir kitap ve Allah'ın doğrusunu bilir de kıyamete kadar da böyle gidecek. İşte bizim de özelde niyetimiz şudur. Yani tabii ki Allah'a güzel bir kul olmak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri gereğince onda eşitliklerimizi ne yapmamız? Onda eşitliklerimizi başkalarına götürmemiz. Ha bizler bugün belki 5 kişiye götürebiliriz, belki 3 kişiye götürebiliriz, belki 1 kişiye götürebiliriz. Ama neticede kıyamet gününde ne yaptığımız sorulduğu zaman başkalarına götürdüğümüz. Ha bizden sonrakiler de mutlaka bunu taşıyacaklardır. Biz de ne yapacağız inşallah? Bu taşıyıcılar sayesinde bizim de sonraki nesiller yanında hayırla yad edileceğimiz kimselerde olacağımız muhakkaktır. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde. Tabii işte bizler fazla detayına girmeden sadece yalın olarak şunu diyebiliriz. Biliyorsunuz işte alimler kitaplar tasnif etmişler, telif etmişler. Ve bu kitapların en meşhurları, en işte herkesin yani herkeste kastımız Müslümanların üzerinde ittifak etmiş olduğu, yani bunlar sahihtirler, bunların içerisinde hilale amel edilir tarzında iki kitap var. Özellikle Cami-ü Sahih, yani kapsayıcı ve sahih haberleri barındıran bir İmam Bukhari'nin Cami-ü Sahih'i, ikincisi ise İmam Müslüm'ün Cami-ü Sahih'ini. Detayda çok şeyler söylenebilir ama dediğimiz gibi biz burada genel anlamda yani bu kitapların içerisindeki hadisler kabul gördüğünden dolayı bunları sahih bir şekilde başkalarına aktarıyoruz.
Yani bizler esasında bir ilim, bir tahrişte bulunmaktan daha ziyade dediğim gibi amel etmek niyetiyle ve bunları başkalarına taşımak niyetiyle bu işi yapıyoruz. Allahu Teala niyetimizi halis kılsın. Gelecek zamanların sahibi Allah'tır. Gaybı da Allah'tan başka kimse bilmez. Dolayısıyla dediğimiz gibi bizler bugün yapmış olduğumuz şeyleri Rabbimizin rızası doğrultusunda yapacağımızdır. Ama daha sonraki olacak olan bozulmalarda ve bizim de razı olmayacağımız şeyler de bizim adımıza ortaya çıkartılırsa elbette ki bunda uzak olduğumuzu da bildirmiş oluruz. Şimdi bundan sonra işleyeceğimiz dersleri biraz daha şöyleymiş işlemeye gayret edeceğiz. Arkadaşların da katılımı anlamında. Mesela diyelim bazen hadis aktaracağız işte hadisin içerisinde ki mesela bugün işleyeceğimiz konu öyle. Mesela işte hadisin içerisinde sağ geçecek, işte müt geçecek, işte mekuk geçecek gibi buna mesela bizim çoğumuzun yabancı olmuş olduğu bazı kavramlar geçecek. Bunlar ne olduğunu veya işte diyelim ki kısa ama konuyla alakalı olan önde kitap olan arkadaşların ilave edeceği bir şeyler varsa ders içerisinde inşallah bunları ilave edeceğiz. Bundan sonra buna benzer bir şekilde inşallah dersleri işlemeye gayret edeceğiz. Allahu Teala bizlere anlamayı ihsan etsin ve öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere muvaffak eylesin. Amin. Ecmain diyelim ve 10. bapta yani Kitab-ı Hayz'da 10. bapta kalmıştık. 10. bapta demiş ki El-kadru müstehabi minel mai fil gasli cenabeti cünüplükte banyo yani gusül etmede müstehap olan suyun miktarı. Yani bir insan cünüpken gusül abdesti alacaksa bu suyun miktarı ne kadar olacak? Yani ne kadar su olması gerekiyor ki bu su müstehap olsun? Yani müsaaddiniz nedir? Aziz ve celil olan Allah'ın hoşuna giden bir ameldir. Yani tamam sahibi için belki ceza gerektirmeyebilir ilk etapta ama dediğimiz gibi Allah'ın razı olmuş olduğu işlerdir kısaca. İşte cünüp olan bir kimsenin veya cünüplükte temizlenecek olan kimsenin kullanacağı suyun miktarının yani müstahap olan suyun miktarı demiş. Devamında demiş ki vel gasli raculi vel imraati fi inay vahidin. Kadın ve erkek aynı kap içerisinde banyo yaparlar. Yani yıkanırlar. Vahidin fi haleti vahidettir. Yani tek bir halde bir şeyde yıkanırlar bir kap içerisinde. Ve gasli ahadihimma bi fadlil ahir. Onlardan birisi yani ikisine birisi de o arta kalan suyla yani fazla suyla da ne yapar? Yıkanır. Yani diyelim ki örnek olarak birisi işte bir suyla yıkanmış onda arta kalan su varsa diğeri de onlardan birisi o suyla yıkanır. Kısaca bab başlığımız böyle. Yani şöyle maddeler halinde söyleyecek olursak, gusül abdestinde müstahap olan suyun miktarı kadın erkek aynı kapta beraber yıkanır. Mesela bu bir belki insanların zihninde oturtmakta zorlanacakları bir durum. Bir diğer ise onlardan birisi diğerinde kalan suyla ne yapar? Gusül abdestini yani yıkanır, cünüplükte temizlenir. Diyor ve diyor ki 319 olur rivayette. Haddesena Yahya İbni Yahya. Bize Yahya İbni Yahya tahdis etti. Kâledi ki Kara'tu ala Malik'in. Diyor ki ben Mali'ye okudum. Ani Şihab. O da İbni Şihab'da. An Urve İbni Zübeyr. O da Urve İbni Zübeyr'de. An Ayşe. O da Ayşe'de. Validemiz. Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yâtesilu min inâin. Huvel ferku minel cenabeti. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükte ferk diye bir kapta yıkanırdı. Yani ismi ferk olan bir kapta bir işte leğende yıkanırdı. Mesela fark nedir burada arkadaşlar? Önünüzde not var mı? Yok. Peki devam edelim. Devamda yine gelecek. Belki orada çıkar. Aynı rivayetin devamında diyor ki yani 41'de bu bapta diyor ki haddesena Kutebe ibn Said'in. Bize Kutebe ibn Said tahdis etti. Haddesena Leysun. Bize Leys tahdis etti. Ve haddesena İbn Rumh'in. Bize İbn Rumh tahdis etti. Ahbarana Leysu. Bize Leys tahdis haber verdi. Ve haddesena Kutebe ibn Said'in. Ve bize Kutebe ibn Said tahdis etti. Ve Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Ve Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Ve Amr en-Nakadi. Ve Amr en-Nakadi.
ve Züheyr ibn Harb'in ve Züheyr ibn Harb kâlu, hepsi dediler ki haddesena Süfyanu, bize Süfyan tahdis etti, kilahuma, ikisi ani Zühri an Urve, Zühri'de ve Urve'de an Ayşe, o da Ayşe'de. Kâlet, Ayşe dedi ki kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yagtesilu fil kadehi ve huvel ferku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadede yıkanır, yani bir işteleyende, onun ismi fark diyor. Fark diye bir kapta yıkanırdı. Ve kuntu egsilu, ben de yıkanırdım diyor. Ena ve huve fil inayin vahid. Yani ikimiz bir kapta olduğumuz halde ne yapardık? İkimiz aynı kapta yıkanırdık, Ayşe validemiz devamında diyor ki. Ve fi hadisi Süfyan, Süfyan hadisinde min inahi vahidin, tek bir kapta yıkanırdık. Şimdi bu hadisi birçokları ortak olarak nakletmiştiler ya. Süfyan hadisinde sadece biz bir kapta yıkanırdık. Yani Allahu alem orada ne yok? Orada fark lafzı yok. Bu hadiste, Süfyan hadisinde kâle Kutaybe, Kutaybe dedi ki kâle Süfyan, Süfyan dedi ki vel farku selâsetu es-sî'u, dedi ki fark 3 sa'dır. Yani fark denen o Resulullah'ın yıkanmış olduğu kaptaki, yani kabın ismi farktı ya, o kabın içerisinde dolan suyun miktarı 3 sa'dır. Sa nedir arkadaşlar? Nedir? Ne kadar karşılığı? 800 küsur gram, o zaman 3'e, yani 8 3 litre ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gusül abdesti alırdı. 3 litre suyla. Peki bugün mesela diyelim ki gusül abdesti alanı Resulullah'ın sünnetine muvaffakatini söyleyen kaç litre suyla abdest alıyorlar? Herkes bir baksın. Yani burada bile kimin Resulullah'a uyduğu, kimin uymadığı ortaya çıkar. Hani mesela insanlar şey yaptıklarını söylüyorlar ya, yani işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettiklerini söylüyorlar. İşte burada bile sadece insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uydukları ve uymadıkları burada bile belli olur. Evet, 3 litre suyla, ki abdest gelecek ileride onu da göreceğiz inşallah. Diyor ki 42. rivayette ve haddeseni Ubeydullah İbni Muaz el-Amberiyyü, bana Ubeydullah İbni Muaz el-Amberi tahdis etti. Haddesena Ebi, bize babam tahdis etti. Haddesena Şube, bize Şube tahdis etti. An Ebu Bekir İbni Hafs'in, o da Ebu Bekir İbni Hafs'ta. An Ebi Seleme İbni Abdurrahman, o da Ebu Seleme İbni Abdurrahman'da. Kale dedi ki Ebu Seleme İbni Abdurrahman, dehaltu ala Ayşe, ben diyor Ayşe'nin yanına girdim. Ayşe validemizin, yani Ayşe validemizin yanına girdim. Ena ben ve hu ve ehuhuma mine radati, bir de onun süt kardeşi. Yani ben Ayşe validemizin yanına girdim. Bir de onun süt kardeşi de, yani Ayşe validemizin süt kardeşiyle beraber Ayşe'nin yanına girdik. Ayşe validemize niye girmişler? Diyor ki niye girdik? Fes'alaha an gusli nebi sallallahu aleyhi ve sellem minel cenabeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cünüpken nasıl yıkanırdı? Yani nasıl gusül abdesti alırdı? Bizim Türkçedeki bildiğimiz ismiyle Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl gusül abdesti alırdı? Bunu sormak için Ayşe validemizin yanına girdik diyor. Ben ve onun süt kardeşi Ayşe validemizin. Fedaat bi inayin kadri es-sa'i. Diyor ki o bir şey istedi, bir kap istedi. Yani bir leğen bizim diyeceğimiz. Bir leğen istedi Ayşe validemiz. Kadrin es-sa'i. Diyor ki o bir sağ miktarıydı. Fehteselte ve beynaha ve beynena ve beynaha sitrun ve efragat ala ra'siha selaten. Diyor ki o, mesela bakın burası daha önemli. Diyor ki o işte bir şey istedi, bir leğen istedi, bir kap istedi. O kapla beraber işte miktarı bir sağ şeklinde olabilecek şekilde ne yaptı? O kabın içerisinde yıkanmaya başladı. Yani o kabın içerisinde bir sağ miktarı olan bir suyla. Ayşe validemiz yıkanmaya başladı. Diyor ki bizimle onun arasında bir sitre vardı, yani bir perde vardı, bir örtü vardı diyor. Diyor ki ve efragat ala ra'siha selase. O başını da aşağı su 3 kere döktü. Bunu yaptı. Sonra kâle diyor ki Rabbi ve kâne ezvacü nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri, Resulullah aleyhisselatü vesselam zevceleri, ye'hudune min ru'usunne hatta tekune kel verka. Resulullah aleyhisselatü vesselam zevceleri başlarını ne yaparlardı? Yani o kadar artık su dökerler veya şey yaparlardı ki o başlarında nasıl bir şey oluşur? Yani bir şey şeklinde, yani suyun her tarafa ulaştığı şeklinde
onunla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri bu şekilde ne yaparlardı diyor, gusül abdesti alırlardı. Ayşe validemiz de onlara bu şekilde tarif ediyor. Devamda iki rivayette yine Ayşe validemiz de aynı şekilde anlatarak diyor ki Rabbi وَحَدَّتَنَا Harun İbni Said el-Eyliyü. Bize Harun İbni Said el-Eyli tahdis etti. Haddetena İbni Vehbin. Bize İbni Vehb tahdis etti. اَخْبَرَنِي مَخْرَمَ İbni Bukeyrin. Bana Mehreme İbni Mukeyr haber verdi. An Ebihi, o da babasında. An Ebi Seleme İbni Abdurrahman. O da Ebu Seleme İbni Abdurrahman da kâle dedi ki kâlet Ayşetu. Ayşe dedi ki validemiz kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اِغْتَسَلَ بَدَاءَ بِيَمِنْهِ. Resulullah yıkandığı zaman, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gusül abdesti aldığı zaman sağda başlardı. Yani vesail ile bu işe başlardı. Yani sağ tarafında başlardı, öyle diyelim. فَسَبَّ عَلِيَهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ سَبَّ الْمَاءَ لَلْاَذَى. Diyor ki Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra da suyuyla ne yapardı? İşte azalarına dökerdi, yani sağda başlayıp işte ne yapardı? Azalarına dökerdi. ثُمَّ سَبَّ الْمَاءَ لَلْاَذَى. Sonra da suyu ne yapardı? Azaların üzerine, yani organların üzerine dökerdi. اَلَّذ۪ي bihi, onunla ne? بِيَمِن۪ي sağına ve غَسَلَ anhu بِشِمَال۪ي. Yani sağ eliyle döker, sol elini ne yapardı? Yıkar diye. Böyle sağda başlardı Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde devam ederdi. Hatta ta ki idâ feragâ min dâl kessabbe alâ râsî. Ta ki işte böyle, yani suyun artık başın tamamında, yani artık fare olduğunu şey yaptığını, uğraştığını görünceye kadar Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor böyle devam ederdi diyor Ayşe validemiz. Yine aynı rivayetin devamında kâlet Ayşe dedi ki kuntu eğtesilu ene ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe validemiz diyor ki ben ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam min inâin vâhidin ve nahnu cunuben. Ben ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cünüp olduğumuz halde bir kapta yıkanırdık diyor. Ben ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beraber ikimiz de cünüp olduğumuz halde bir kabın içerisinde ne yapardık diyor. Ayşe validemiz yıkanırdık diyor. Evet, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bizim toplumumuzda işte hani suya dokunmak, yani cünüp olan bir kimse suya dokunduğu zaman cünüp, suda cünüp olur. İşte mesela diyelim ki bu topluma yani şöyle bir şey olsa, yani kadın ve koca beraber banyo yaptıkları vaki midir? Yani bütün bunlar dediğimiz gibi hakikaten belki bizim Resulullah'a uyma adına dilendirmemiz gereken şeyler. Peki bütün bunları niye mesela Ayşe validemiz bize anlatıyor? Çünkü Ayşe validemiz Allah'ın dini söz konusu olduğu zaman kimsenin utanması ve haya etmesi söz konusu olmadığından dolayı ve Allah'ın kulları için vaaz etmiş olduğu şeriatı ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun ehlinde öğrenileceğinden dolayı, belki işte çağımızda modernistler buna ya böyle bir şey olabilir mi tarzında böyle cılız gerekçeler getirebilirler. Bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü din söz konusu olduğu zaman dediğimiz gibi utanma vesaire söz konusu olmaz. İşte Ayşe validemiz diyor ki bizler bir leğen diyebileceğimiz, yani bir kap içerisinde cünüp olduğumuz halde ikimiz banyo yapardık diyor Ayşe validemiz. Yani gusül abdesti alırdık diyor. Ve haddesene Muhammed İbn-i Rafi. Bize, bana Muhammed İbn-i Rafi tahsis etti. Bu rivayetin 44.sü. Haddesene Şebabetu. Bize Şebabe tahsis etti. Haddesene Leysun. Bize Leys tahsis etti. An Yezid. O da Yezid'de. An Irak'in. O da Irak'tan. An Hafsa Pinti Abdirrahman. O da Hafsa Pinti Abdurrahman. İbni Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'in Ebu Bekir. Ve kânet tahtel mündiri ez Zübeyir. Ve kânet tahtel mündiri Zübeyir. O Zübeyir'in el-Münziri Zübeyir. Zübeyir'in yani hanımıydı işte. Zevcesiydi. Yani altında derken buradaki tahtta nikah altındaydı. Enne Ayşe ehbarteha. Şöyle demiş ona. Yani Ayşe validemiz ona anlatmış. Demiş ki işte böyle böyle diye. Nasıl anlatmış? Kânet şöyleymiş Ayşe validemiz. Tehtesili huye hiye ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O ve Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem fi inâin vahidin.
O ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kapta yıkanıyorlarmış. Yani bunu kime anlatıyor Ayşe validemiz? Münzire anlatıyor. Yani Zübeyir'in eşini anlatıyor. Diyor ki yesa'u selâsete emdâdin ev karibin min zâlik. Diyor ki onun genişliği, yani o içerisinde yıkandıkları şeyi 3 müt genişliğindeydi yani. Kap. Müt nedir arkadaşlar? Nedir ama? Evet. Bakalım inşallah. Hı? 7 Müt mü? Evet, iki kişinin şeyi. metre. Virgül mü şey mi? 0.7 mi? Ha. Bir arka sayfaya geç, iki arka sayfaya. Bir tane daha. Bir tane arka sayfa. Bir tane daha. Geri git. Bir tane daha. Orada yazıyorum. Yani 0.7 litre, yani 1 litre 700 gram. 700 gram suyla. Değil mi? Evet. 700 gram mı? Tabii. Evet, bunun yani bu işte şeyi genişi böyle yani diyor. Böyle bir şekilde banyo yapardık. Yani 700 gram suyla 700 gram su içerisine alabilecek şekilde ne diyebiliriz? Alabilecek bir kapta ne yapardık diyor? Banyo yapardık diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la. İki kişi. Hocam şu anki toplum mesela 3 kişi ya, 4 kişi 100 lira 150 lira fatura geliyor su parası. Evet. Güzel. Ben mesela hocam bu suda yani kendimi şey yaparım, örnek gösteririm, göstereyim de kardeşlere. Bana çok az fatura gelir hocam. Elhamdülillah. Yani işim gereği de her gün de yıkanırım yani. Ama yani hep ehlime kendim yani çok dikkat ederim hani suyun hani israf olmaması için. Yani Evet. çok acayip dikkat Peki ederim. bugün yani hani bu toplum böyle Resulullah Aleyhisselatü Ama Vesselam'a uyduğunu söylüyor ya, çok özür dilerim. Yani mesela bugün birisine desek ki bu suyla yıkanacaksın diye. Ki mesela bir hacı anlatıyordu, işte diyor ki Kabe'de diyor bir tanesi vardı diyor, fısfısla diyor abdest alıyordu diyor, yani şey hani bunu garipsiyor yani, böyle az suyla abdest mi olur tarzında. Yani adam bunu diyordu, yani hakikaten bugün banyo yapan bir adam, yani gusül abdesti alan bir adam neredeyse 15-20 adamın yıkanacağı bir suyla bir kere bir adam yıkanıyor. Allah selamet versin. Evet. Serap, bir şey mi diyeceksin? kelimeye arıyorum. Tamam. Sen bak arada söylersin. Ve haddesena Ubeydullah ibnim Mesleme ibni Kan'abi. Bize Ubeydullah ibni Mesleme ibni Kan'abi tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Eflah ibni Hümeydin. Diyor ki bize Eflah ibni Hümeyd tahdis etti. Anil Kasım ibni Muhammed'in. O da Kasım ibni Muhammed'de. Kasım ibni Muhammed kimdir? Hı? Değil. Hazreti Ebubekir'in torunudur. An Ayşe, o da Ayşe'de. Kalet dedi ki Ayşe kuntu eğtesilu ene ve Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve Resulullah aleyhisselatü vesselam banyo yapardık diyor, yani yıkanırdık. Neden? Tabii ki cenabetten. Min inahin vahidin, bir kapta yani bir leğende beraber yıkanırdık. Tabii şimdi insanlara leğen demeyelim, bir küvetin içerisinde mesela. Ya şu an bir küvete kaç kişi girer, o da mesela başka bir yönü. Bir küvette işte mesela ne yapardık? Banyo yapardık diyor. Ayşe validemiz tehtelifu eydina fihi minel cenabet. Yani bizim ellerimize böyle kaba girer çıkardı. Yani böyle hani ellerimize işte alır işte mesela diyelim ki işte yani o kabın içerisinde suyu alır. İşte diyelim ki örnek olarak işte ağzımıza su verir veya işte diyelim ki vücudumuzun herhangi bir yerini ne yapar? Böylece ovalar işte ne yapardık? Bu şekilde diyor gusül abdesti alırdık. Yani tehtelifu eydina, bizim ellerimiz yani girip çıkardı da, izahı bu. Yani ellerimizle o kapta su alırdık. O kabın içerisinde olduğumuz halde. Bu da başka bir yönü mesela. Şimdi mesela insana diyelim ki yani banyo yaptıkları yerde tertemiz olan bir yerde bile o su yere düştüğü zaman artık kullanmıyorlar mesela. Direkt çöp yani oluyor. Ayşe validemiz diyor ki biz böyle olduğumuz halde, yani cünüp olduğumuz halde bu kabın içerisinde ne yapardık diyor. Yıkanırdık diyor Ayşe validemiz. Buyur. yani o suyun kısıtlı olmasının şey mi Hiç yoksa alakası yok. alakası yok mu? Hiç alakası yok. Sıhhat da demedim. Evet. Yani çünkü hani hadiste
bahsediyorlar sırf sadeye. Diyor işte ya Allah Resulü abdestte hiç israf olur mu? Evet. Diyor önünden neyi bilhassa diyor oradan dalırken diyor. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin değil mi? İsrafa kaçmayacaksın. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor mesela abdest alırken diyor o su diyor size diyor azap olmasın diyor. Yani fazla kullanırsan o rahmet tabii, olmaz tabii. Azap olur. Rahmet ama azap olur. Şu güzel. Buraya kalmayacak ki suyu halledeceğim. Yine önce kadar kullanmayacak ki onu kullanayım bile. İşte o da ayrı bir yanılgı. Şimdi o iğne ucunu evet işte genelde bu hani dini güya insanlar öğretimi söyleyen bazı günümüzde hani işte din pazarlamacıları var ya yani işte diyor ki öyle diyor her tarafını yıkacaksın diyor vücudun tek birine izi kadar kalmayacak. Yani buradaki kasıt şudur yani şey adam tabii ki bütün vücudun ıslanına kanat getirmesi lazım. Bu şey kovalarca su dökmek anlamına gelmiyor ki tabii ki. Aynen öyle. Yani kovalarca su dökmek anlamına gelmiyor yani kesinlikle dedi güzel. Ve haddesana Yahya İbni Yahya. Bize yine Yahya İbni Yahya tahdis etti. Akhbarana Ebu Hayseme. Bize Ebu Hayseme tahdis etti. An Asım El Ehval. O da Asım El Ehval'da. An Muade. O da Muaze'de. An Ayşe. O da Ayşe'de. Galeti. Kâşi Vademiz. Kuntü Eğteselü. Ene ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben ve Resulullah aleyhissalatü vesselam yıkanırdık min inayin kapta beyni ve beynehu. Benle onun arasında diyor yani. Buradaki benle ve onun arasındaki lafzın anlamı tam olarak Allah bilir nedir? Var mı orada izah arkadaşlar? İnayin vahidin diyor yani. Bir kapta yıkanırdık. Fe yubariduni hatta ekule da'li. Diyor ki yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o suyla yani şey yapardı işte yani benden önce davranırdı. Yani suyla yıkanırdı şöyle ederdi. Ben de diyorum ki ya bana da bırak diyor. Hani ben de yani şey yapayım yıkanayım yani. Tarzında galet diyor ki Ayşe Validemiz Hanım'da ve huma ha ravi yani Ayşe Validemiz'in anlatmış olduğu vazede diyor ki galet ve huma cünüban. İkisi de cünüp oldukları halde böyle yaparlardı diyor ravi. Devamda diyor ki 322 nolu rivayet bu babın 47. nolu hadisi. Diyor ki ve haddesena Kutebe İbni Said'in bize Kutebe İbni Said tahdis ettiği ve Ebubekir İbni Ebi Şeybe ve Ebubekir İbni Ebi Şeybe cemiyan hepsi an İbni Uyeyne hepsi İbni Uyeyne'de gale Kutebe dedi ki haddesena Süfyanu bize Süfyan tahdis etti an Amr'in o da Amr'dan an Ebi Şa'sa'i o da Ebu Şa'sa'da an İbni Abbas'in o da İbni Abbas'ta Kale İbni Abbas dedi ki ekberteni meymune. Bana meymune haber verdi diyor. Kim? İbni Abbas'ın teyzesi. Enneha o yani meymune validemiz. Kânet tehtesinu hiye ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yıkanıyorlarmış. Yani gusül abdesti alıyorlarmış. Nasıl? Tabi burada şey neydi? Şimdi niye gusül abdesti diyoruz? Bak başımız neydi? Cünüplükten temizlenen bir kimsenin kullanacağı suyun miktarının müstahap olması baba değil mi yani? Bunu yıkanan bir kimsenin işte müstahap olan ne kadar suyla yıkanır bu abiydi. Bab başlığı işte diyor ki Memune validemiz ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıkanırlardı fi inayin vahidin bir kapta. Şimdi buraya kadar yani bu hadise gelmeden önce işte 322 nolu rivayete kadar kimdi? Ayşe validemiz değil mi? Mesela diyor ki işte biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la aynı kapta işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Sağda başlardı. İşte bütün azalarını suyu dökerdi. Sağ elle dökerdi. Ne yapardı? Ve azalarını temizlerdi. En sonunda başına da işte güzel bir şekilde her tarafa ulaşacak şekilde dökmek suretiyle ne yapardı? Gusül abdesti alırdı. Buraya kadar Ayşe validemiz. Şimdi burada da Memune validemiz mesela. Memune validemiz de diyor ki biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bir kap içerisinde yani bir leğen içerisinde yıkanırdık diyor. Tabii kim diyor? Ayşe Memune validemiz yeğeni İbn Abbas'a anlatmış. Ve haddesena İshak İbni İbrahim'e yine bize İshak İbni İbrahim tahdis etti ve Muhammed İbni Hatim ve Muhammed İbni Hatim kale dedi ki Muhammed İbni Hatim ha kale İshakun İshak dedi ki akbarana bize haber verdi ve kale dedi ki İbni Hatim dedi ki haddesena Muhammed İbni Bekrin bize Muhammed İbni Bekr tahdis etti. Ekberana İbni Cüreyc'in bize İbni Cüreyc haber verdi. Ekberani Amr İbni Dinar'in diyor ki bana Amr İbni Dinar haber verdi. Kaledi ki Ekberu ilmi vellezi yahturu ala bali
enne eba şa'se ehbarani enne İbni Abbasin ehbarehu. Diyor ki ekbera ilmi, yani benden büyük olması veledi o ki yahtaru ala bali, yani hatırlıyor muyum hatırlamaz mıyım, şöyle eba şa'se haber vermiş İbni Abbas, onu anlatmış, demiş ki enne Rasulallah'e sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâne yagtesilu bi fadli meymune. Resulullah aleyhisselatü vesselam meymunenin fazla olan suyuyla, yani meymune validemiz gusül abdesti alır. Onda arta kalan suyla, ve bu şöyle de denilebilir arkadaşlar. Arta da olabilir, Allah'ın doğrusunu bilir. Onda yani meymune validemizin kullanmış olduğu su da olabilir, onun arta da olabilir. İkisi de olabilir. Var mı orada not arkadaşlar? Sadece değil mi fazlalığı? Evet. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam Meymune validemizin artığıyla ne yapardı? Gusül edermiş diyor. Kim diyor? İbn Abbas diyor. Yani ravi diyor ki benim hatırlayabildiğim kadarıyla diyor. Yani anlatıyor. Diyor Ebu Şa'se şöyle demiş. Demiş ki İbn Abbas haber vermiş. Yani İbn Abbas ona demiş ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ki neticede İbn Abbas'ın teyzesi, demiş ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Meymune'nin artığıyla ne yapardı? Gusül abdesti. Yani büyük fadli arttırdı ama işte yani o şeydir. İşte o artıktır normalde. Arttırdı. O zorla. Mesela onun içerisinde şey vardır. Parantez falan var mı? Yok. Tırda. Kalan anlamına işledim yani. O da işte, yani o da olabilir. Yani faz zaten artırdı anlamındadır. Yani şey artı. Yani mesela diyelim ki örnek olarak şunu bir bardak olarak düşünelim. Şu kadarını işte sen kullandın, diğer kalanı da ben kullandım. İlk anlamda anlaşılan bu. İlk anlaşılan bu doğru. Ama dediğim gibi hani kullanmış müstemel olarak kullanılır. Yani kullanmışın anlamı müstemel. Yani kullanmış bu olabilir, daha doğru olabilir. İbn Abbas böyle diyormuş. Şimdi biliyorsunuz işte bizim bu yaşamış olduğumuz ülkede Müslüman olduğunu iddia edip de hocası bile, ki bunları belki biz biraz yabancı olabiliriz ama maalesef böyle, hocası bile cünüp kadının dokunduğu yemeği bile yemiyor. Yani hoca olduğunu söyleyen adam, bırakın onun işte onda arta kalan suyla gusül abdesti almasını. Tabii. Bunlar. Hı? Bak. Ha, işte aynı şey. Evet. Aynı. Tabii yani hatta yatağına bile ailen onun dokunduğu yemeğe yemeyen, doğru mu? Yani sofrasına al. Meleler ve seydalar bunu yapıyorlar annemde. Evet. Ama demek ki yani meleler ve seydalar söylemek lazım. Yani tabii herkes için böyle, yani bunlar böyle genelleştirmek değil de böyle yapanlara demek lazım ki sizden çok daha hayırlı olan, yani Harül Beriye, sizi bırakın da bütün yaratılmışların hayırlısı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani eşinde arta kalan suyla gusül abdesti almıştır. Evet. Haddesena 324 numaralı rivayet. Ve haddesena Muhammed İbnül Müsenna, bize Muhammed İbnül Müsenna tahdis etti. Haddesena Muad İbni Hişam, bize Muaz İbni Hişam tahdis etti. Kale dedi ki haddeseni ebi, bana babam tahdis etti. An Yahya İbni Ebi Kesir'in, o da Yahya İbni Ebi Kesir'de. Haddesena Ebu Seleme İbni Abdurrahman, o da Ebu Seleme İbni Abdurrahman'da. Enne Zeynep'e, Zeynep Pintu Ümmü Seleme, o Seleme'nin, Ümmü Seleme'nin kızı. Haddese o söylemiş. Enne Ümmü Seleme validemiz, yani Ümmü Seleme validemizin kızı Zeynep anlatıyormuş, diyormuş ki şöyle şöyle diye. Ne diyormuş? Haddesteha, o ona anlatmış. Kalet, dedi ki kânetiyye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yagtesilani fil inâhin vahidin minel cenabeti. O ikisi, yani Resulullah ve Ümmü Seleme cünüp oldukları halde ikisi bir kapta, bir leğende. İşte günümüzde ne diyordular onun ismini? İbrik değil ya, küvet.
küvetin içerisinde yıkanırlardı. Heh, evet, işaret ettiği yeri kardeşin. Evet, ikisi yani bir küvet içerisinde yıkanıyorlarmış. Bu kim? Birinci de Ayşe validemiz, doğru mu? İki rivayette Meymune validemiz, o da dedi. Üçüncü rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi olan Ümmü Seleme. Haddesena Ubeydullah İbni Muadil. Bize Ubeydullah İbni Muaz hadis etti. Haddesena Ebi. Bize babam tahdis etti. Ve haddesena Muhammed İbni Müstenna. Bize Muhammed İbni Müstenna tahdis etti. Haddesena Abdurrahman. Bize Abdurrahman tahdis etti. Yani İbni Mehdi. O İbni Mehdi'dir yani. Abdurrahman İbni Mehdi bizim bilmiş olduğumuz maruf. Yani çünkü böyle biliniyor. Kala. İkisi dediler ki haddesena Şube. Şube bize tahdis etti. An Abdullah İbni Abdillah İbni Cüveyr. Cübeyr ve Cebrin. Ha, o da Şube, o da Abdullah İbni Abdullah İbni Cebr'den. Kale dedi ki Semitu Enes'en. Diyor ki ben Enes'i işittim. Yakul şöyle diyordu. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeğtesilu bi hamsin mekike. Resulullah 5 mekükle yıkanırdı. Mekük nedir arkadaşlar, bakın. 5 mekük suyla yıkanırdı. Yani gusül abdesti alırdı. Enes diyormuş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 5 mekük su ile yıkanıyormuş. Peki abdesti dedi ki ileride abdesti gelecek, Resulullah nasıl abdesti almış? Ve yetevadda'u bi mekükin. Onun abdesti de bir mekuktu diyor. Yani gusül 5 mekük alırdı. Abdesti de bir mekuk. Ona bakalım arkadaşlar bitene kadar. Onu söyleyin inşallah. Ve kâle İbn-i Müthena. İbn-i Müthena dedi ki bi hamsin mekike yu. 5 mekik ve kale İbn-i Muaz ve İbn-i Muaz dedi ki an Abdullah İbn-i Abdullah, o da Abdullah İbn-i Abdullah'ta ve lem yezkur İbn-i Cebrin, fakat İbn-i Cebi zikretmedi. 5 mekuk bir müddet, bir müddet ne kadar? 800 gün. Evet, yani yine başta söylemiş olduğum şey geliyor, doğru mu? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte burada Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itibar ettiğini söyleyen kimselere Resulullah 700 veya 800 gram suyla gusül abdesti alırdı. 5 mük ne kadardı? 800. 1 mük yapardı, doğru mu? O zaman 1 mük ne kadardır? Yarım kilo. Yarım kilo değil. 1 mük de 5 800 ise 1 mük 200 gram. Yani Resulullah 200 gramla bizim bugün almış olduğumuz küçük şaşalar, onlar bile 250 gram değil mi? Yok mu? Evet. 500 yarısıyla değil mi? Yani onun yarısıyla. Peki bu yine abdest alanlar kocaman bir tane bidon dolduruyor, yine yetmiyor adama, doğru mu? 15 katı. Bu adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettiğini söylüyor. Ali Hoca mesela da gerçekten ufak su normalde yetiyor yani. Yok, bazen... Yok, artıyor mesela buradaki hesaba göre o fazla. Artıyor yani şöyle mesela geçen de hastaneye gittim. Baktım abdeste şey yok mesela, aldım yani devamlı alıyorum da bunu ben şey yapayım. Aldım ufak su ya, şey bile kaldı yani. Zorluyorsun. Evet arkadaşlar, demek ki ha mesela bir şey daha, güzel bir şey daha söyledi. Çeşmede mesela bir adam abdest aldığı zaman. Hele bazıları var yani hakikaten adam şimdi abdest alıyor ya. Musluk sonuna kadar açık. Tamam, çorabını çıkartıyor paşa paşa yavaş yavaş bir şekilde. Su akıyor o arada. Yani en az 5 abdest alabilecek kadar orada su gidiyor boşu boşuna, bayağı yıkayacağı kadar. Ben saçlarım hocam böyle gördüğüm zaman böyle şey oluyor, diken diken oluyor. Evet. Koronavirüsü evet arkadaşlar, böyle diyor. Yani kısaca bab başımızda cünüp olan bir kimsenin yıkanacağı, yani abdest, gusül abdesti alacağı zaman kullanacağı suyun miktarı, yani ne kadar su kullanırsa bu müstahaptır. 700 veya 800 gram suyu kullanırsa bu miktar müstahap olandır. Çünkü Resulullah bunu kullanmış. İsterseniz Resulullah uyanlara ve işte hani Resulullah'ın bütün sünnetlerini yerine getirdiği söyleyen kimselere de bunu söylemek lazım. Acaba kaç kişi bunu uyguluyor? Devam edelim. Haddesena Kutebe ibn-i Said, bize Kutebe ibn-i Said hadis etti. Haddesena Vekiun, bize Vekit hadis etti. An Mis'arin, o da Mis'ar'da. An İbni Cebrin, o da İbni Cebr'de. An Enes'in, o da Enes'e. Kale dedi ki Enes kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem yetevaddau bil meddi ve yatesülü bis sa'i ila hamsati emdad. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin medle
Yani bir mütle diyelim. Abdest alır ve yaktesül bir say. Ve sayla da bir sayla da ne yapardı? İlâ hamseti emdat. 5 müddet kadar da ne yapardı? Gusül abdesti alırdı. Diyor. Yine aynı hesaba geliyor. Doğru mu? Ve haddesen Ebu Kamil el Cahdariyo. Bize Ebu Kamil el Cahdari tahdis etti. Ve Amr İbni Ali. Ve Amr İbni Ali kilahuma, ikisi An Biş İbni Mufaddal ve Mefaddal. İkisi Biş İbni Mufaddal'da kale, dedi ki Ebu Kamil haddesena Bişrün. Bize Biş tahdis etti. Haddesena Ebu Reyhane. Bize Ebu Reyhane tahdis etti. An Süfyan. O da Süfyan'da kale, dedi ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yugassiluhu sa'u minel mai minel cenabeti. Resulü aleyhissalatü vesselam cenabetlikte biz sa ile ne yapardı? Gusül ederdi. Ve yuaddi'uhu müdde ve müdde de abdest alırdı. Yani abdestini tamamlardı. Bu baptaki son hadisi de aktaralım arkadaşlar ve konuyu nihayete erdirelim. Ve haddesene Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, yine bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe tahdis etti. Haddesene İbni Uleyye, bize İbni Uleyye tahdis etti. Ve haddeseni Ali İbni Hucrin, yine bize Ali İbni bana Ali İbni Hucr tahdis etti. Haddesene İsmailu, bize İsmail tahdis etti. An Ebi, o da babasında Reyhane, Ebi Reyhane'de. An Sefine, o da Sefine'de. Kale Ebu Bekir dedi ki sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşıydı diyor. Yani sahip arkadaşı. Kale dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yagtesilu bis sa'i, Resulullah sa'ile gusül abdesti alardı. Ve yetettaharu bil müddi, ve bir müddi ile de taharet de alırdı. Yani taharet dediğimiz nedir? Abdest alırdı. Ve fi hadisi İbn-i Hücr'ün hadisinde evkale ve şöyle dedi ve yuttahirul el müdde, ve o neyle? Müdd ile, yani bir müdd ile tahir olurdu. Ve kale ve dedi ki ve kad kâne kebira ve ma kuntu esiku bi hadisihi ila ahir. Toparlamamız gerekirse arkadaşlar, Resulullah aleyhissalatu vesselam, yani bab başında da ifade edilmiş şekliyle gusül abdesti için kullanılan, yani müstahap olan suyun miktarı. Yani bir insan gusül abdesti alacağı zaman ne kadar su kullanırsa bu müstahap olur. İşte kadın erkek aynı kapta aynı kapta yıkanabilirler. Yani ikisi beraber cünüp oldukları halde. Ve diğeri neydi? Onlardan ikisinden birisi, yani kadın olur erkek olur fark etmez, diğerinde arta kalan suyla ne yapar? Gusül abdesti alır, temizlenir. Kısaca burada gördüğümüz arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortalama 5 mekük ve 1 müt demiştik değil mi? 1 mekükle de 5 mekükle gusül abdesti aldı, 1 mekükle de normal abdesti aldı. Bunların hepsini toparladığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ortalama 800 gram suyla gusül abdesti almıştır. 200 gram suyla da normal abdesti almıştır. Allah bizi her durumda ona uyan, ona itibar eden kimselerden eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.